Merhabalar, bugün Serdar Aktor'un yanındayız. Serdar Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Kolay gelsin Serdar Bey. Bugün size birkaç tane sorumuz olacak. VIP.net bayiniz kiralık mı yoksa kendinize ait? Bunun hakkında bize açıklama yapabilir misiniz? Evet, bayilik kendimize ait. Fakat biz lisans olarak Uşak'taki firmanın lisansını kiralıyoruz. Yani komisyon ödüyoruz. Yani kendimize ait değil. Anladım. Peki komisyon yaptığınız işe göre mi? Yani kullanıcı sayısına göre komisyon ödüyoruz. Kişi başına. Anladım. Peki Uluboğlu'da hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz başka? Uluboğlu'nun %90'ına hitap edebiliyoruz şu anda. Mesela başka ne gibi çalışmalarınız var? Bize örnek verebilirsiniz. Yani internet ağı olarak Uluboğlu'nun %90'ına aktarabiliyoruz. Kamera işi yapabiliyoruz. Yani kablosuz. Şimdi Uluboğlu'nun tamamında kablosuz ağımız olduğu için yani bağda, bahçede mesela bazı beslenelerde falan böyle şeylere, bizim çobanlarımıza güvenlik kamerası kuruyoruz. Yani her anda internet hizmeti olmadan, yani hiç internet olmadan bile görüntüyü orada kaydedip, kendi evine kaydedip yaptırabiliyoruz. IP kamera var mı? Tabii ki. Peki şey soracağım ben, sizin diğer telekomünikasyon şirketlerinden farkınız nedir? Biz telefon hattına bağlı kalmıyoruz. Telefon hattı yok bizde, sabit telefona gerek yok. Yani telefon hattı olmadığı için bir de şeyimiz yok. Taahhüt diye bir özelliğimiz yok yani. Kontrollü, ön ödemeli bir sistem bizimki. Parayı peşin ödüyoruz. Ondan sonra bir ay kullanıyorsunuz, bir ay sonra da kapanıyor. Yani taahhüt çok isterseniz yok. Aynı telefon tarifesi gibi mesela, paket alır gibi. Tabii. Peki bunun hızı, hız olarak? Hız olarak 3 paket çeşidimiz var. 4 megabit, 6 megabit, 8 megabit olarak 3 paketimiz var. Bunların fiyatlandırması mesela şimdi... 3 megabit, 4 megabit şu anda 30 liraya veriyoruz. Yani günlük 1 liraya sınırsız internet veriyoruz. Çok iyi bir miktar. Evet. Yani çok yani, iyi bir iddia aynı zamanda bu. 6 megabitli 40 liraya, 8 megabit olanı da 50 liraya veriyoruz. Yani. Peki diğer paketin, paket fiyat aralığınız nedir mesela? 30 liradan kaç liraya başlıyor, yükseliyor? 30 liradan dediğim gibi yani 4 megabit 30 lira, 6 megabit 40 lira, 8 megabit olan da 50 lira. Yani yükseliyor abi paket. Tabii ki. O kadar yani en yüksek 8 megabit var. Paketlerinizde adil kullanım kutusu var mı peki? Yok. Yani. Biz en büyük değişikliklerimizden önemli olan özelliklerimizden birisi de odur. Çünkü adil kullanım kutusu kullanmıyoruz biz. Müşterinin tarafındayız her zaman. Bizde sürekli müşteri memnuniyeti önemlidir. Şu an toplam kaç tane haberiniz var? Şu anda çok fazla yok. Yeni başladığımız için biz bu işe. 50 civarında abonemiz var. Fakat gün geçtikçe artıyor. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Mesela deniz hani 4-6 megabitli internetimiz var. Mesela ben bir online oyuncusu olarak hani diğer şirketlere göre mesela internet hızı az. Mesela oyunda hani ping sonu veya da MS sonu falan herhangi bir sorun oluyor mu acaba? Yok. Bizim şimdi kablosuz iletişimde ping sorunu daha güzeldir. Ping daha düşüktür. Yani kablolu iletişimde oksitlenmeden dolayı sıkıntı çıkabilir ama bizim kablosuzda ping'de kesinlikle bir sorun olmaz. Çok yaklaşık 25-30 milisaniyelerde gezer. Şu an Uluboğlu'da fiber var mı? Fiber altyapı olarak var fakat müşterilere verilmiyor. Kullanım olarak yok şu anda. Hayır. İnternetinizde herhangi bir kesilme ya da bir bağlantı sorunu olabiliyor mu? Yani şimdi biz de sonuçta telekom altyapısını kullanıyoruz. İlk başta yani bizim serverlarımıza gelen altyapı telekom ama telekomda bir sorun olmuyor. Bizde de %95 oranında bir sıkıntı çıkmaz. Yani aşırı bir sıkıntı olmadıktan sonra bir elektrik kesintisi mesela uzun süreli bir elektrik kesintisinde ancak o zaman batarya bölümümüz tükeniyor tabii. Yani bataryalarınız ne kadar süresi? Yani ne kadar idare eder? 4-5 saat idare eder yani. Yani mesela ben bir ay öncesinde hem benim kullandığım internet firmasına bir saldırı oldu. Saldırıdan biz de etkilendik. Evet. Yani sizin şirketinize de böyle bir siber saldırı vesaire oluyor mu? Tabii ki siber saldırı oluyor ama yani dediğim gibi şimdi altyapı bütün şirketler telekom altyapısını kullanıyor. Hiç kimsenin kendi altyapısı yok. Telekom kaynaklı bir sorunumuz olmadığı sürece bize pek fazla bir yansıma olmuyor. Geçendeki o saldırıda bizim şeyler çok fazla etkilenmedi. Şimdi telekom biz de öncelikli müşteri olduğumuz için yani son kullanıcıdan önce bizle ilgileniyor. O yüzden bizim hattımız daha düzgün çalışıyor yani. Biz de son kullanıcıya daha düzgün ulaştırabiliyoruz interneti. Peki internetin internetinizin hızını yağmur, rüzgar gibi etkenler etkiliyor mu? Yok kesinlikle hava şartları bizim şeyi etkilemez. Bizi sadece ne etkiler? Yani yapraklar çok etkiler mesela. Mikrodalga sinyalleri
Alçıpan çok etkiler. Alçıpan. Evet. İçinde su molekülleri olduğu için sinyali. Bizim antenlerimiz harici olduğu için çatı üzerine koyuyoruz. Genelde kurarken de kurulumu ona göre yapıyoruz. Önde bir engel olmuyor. O yüzden çok güzel. Mesafeler de çok uzundur bizim antenler. Urban'ın tamamını iki defa kapsayacak şekilde gücü olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor. Bize bu hafta konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir de aynı zamanda size şey sormak istiyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm var biliyorsunuz. Bizim geçen hafta konumuzdu kentsel dönüşüm. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla kentsel dönüşüm destekliyoruz aslında ama bilmiyoruz artık. Birazcık ekonomik durum önemli ama yapılırsa güzel olur. Yapabilirsek inşallah. İnşallah. Biz de destek oluruz yani. Çok teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Teşekkür ederim ben. Sağ olun. Teşekkür ederim.